Selamünaleyküm rahmetullah. Sesimi duyabiliyor musunuz? Aleykümselam, duyuyoruz Aleykümselam, abi. duyuyoruz Halifem. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Allah razı olsun. Razı Alhamdülillah. olsun Halifem. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Çok şükür elhamdülillah biz de iyiyiz. Şimdi bir konuşurken böyle bir siz sohbetinizi dinliyordum da bir kulak verdim. Eğer müsaadeniz olursa ben de bir şey söylemek isterim. Estağfurullah, Tabii ki abi. estağfurullah Halifem. Şimdi yeryüzünde günahsız olan kimse yoktur. Allah-u Teala diyor ki eğer siz günah işlemeyen bir toplum olmuş olsaydınız ben sizi yok eder ve yerinize günah işleyen bir toplum yaratırdım diyor. Çünkü Allah-u Teala'nın kendi bütün vasıfları sonsuz olmasına rağmen sonsuz vasıflığının içerisinde en çok sevmiş olduğu tecellisi diğer vasıflarda sonsuz olmasına rağmen diğer sonsuzları geçen vasıfları Rahman ve Rahim olan esmasıdır. Allah-u Teala kendi zatında en çok hepsi iyiyken bunu daha çok beğenmiş, daha fazla sevmiş, Rahman ve Rahim olan tecellisinin yansımasını ve insanların da ona sığınması için insanoğlunu yaratmıştır. Eğer bir insan Allah-u Teala diyor ya bir ayeti kerimesinde sizin dualarınız olmasaydı Allah sizi ne yapsın diyor. Sizin dualarınız olmasaydı. İşte insan ne yapacak? Hatasını bilecek, günahını kabul edecek ve Rabbine dönecek. Hani Hazreti Ali Keramallahu Vece dedi ya, Resul-i Ekrem'den öğrenmesiyle, o insan ki dedi, ne kötüdür, kendini iyilerden bilir. O ki insan ki dedi, ne iyidir, kendini dedi, kötülerden bilir. Şimdi burada baktığımız zaman insan şunu yapmalıdır. İnsan nefsinde ve ruhunda eğer diyorsa ki ben Allahu Teala'nın iyi kullarındanım, faziletli kullarındanım. İnşallah ben, ya inşallah demeden ben kurtarmayacağım da kim kurtaracak diyorsa eğer, şunu kesinlikle bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim'de geçen Belam bin Bağura da Allahu Teala'nın değer verdiği kullardan birisiydi ama Musa Nebi'ye karşı çıkmasıyla helak olanlardan birisi oldu. Bakın insanlar şunu da düşünmelidir. Şeytan da kendisinin iyi ve faziletli olduğunu ve Allahu Teala'ya layık olan bir kul olduğunu düşünmüştü. Yeryüzünde, kainatta o kadar çok secde yapmış, o kadar çok Rabbini anmıştı ki bununla birlikte bir fazilet sahibi, bir ikram sahibi ve asla kaybetmeyeceğine inanıyor ve düşünüyordu. Çünkü kendisinden emin olmaya başlamıştı. Bak kullar içerisinde, cinler içerisinde bir tek ben kaldım ve ben de ne kadar çok Allahu Teala'ya ibadet ediyor ve zikrediyorum. O beni ta ki meleklerin meclisine getirdi de onlara benzetti diye kendinde düşünmüştü. Kendini iyilerden bilmesi şeytanı helak etti. Kendini iyilerden bilen Belam bin Bağura helak oldu. Ve bunun misali ve örneği o kadar çoktur ki sevgili kardeşim. Onun için problem şuradadır. Eğer sen kendini iyilerden biliyorsan bittin. Bittin, her şeyiyle bittin. Sen sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın zatında nesin ki ona layık olabilesin? Sen onun sonsuz kudretinin ve büyüklüğünün yanında ne kadar bir cisme sahipsin ki yaptığın ibadet ona layık olsun? Şu dünya ki bir sivrisinek kanadıdır. Sen bütün dünyanın en büyük günahını işlemiş olsan ve senin günahın dünyaları doldurmuş olsa Allah'ın rahmetinin yanında bir sivrisinek kanadı kadar değil midir ki? Bu sebeple sevgili kardeşlerim, kalbim iyidir, ben iyilerdenim diyenlerin hep helak olduğunu, vallahi ben kötülerdenim, kötüyüm, nasıl olacak bu iş, Rabbime nasıl hesap vereceğim diyenlerin ise hep abad olduğunu defaatle gördük. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh dünyadayken cennette müjdelenen zatlardan birisiydi. O bile cennette müjdelenmiş olmasına rağmen dedi ki, ya dedi acaba ben münafıklardan olmayayım. Bu lafı söyledi hem de cennette müjdelenmiş olmasına rağmen. Demedi ki, ya ben cennette müjdelendim Resulullah. O yalan söylemez dedi ki Ömer sen cennete gideceksin dedi. Ya o yalan söylemez demedi. Dedi ki acaba ben münafıklardan mıyım diye korktu. Ve baktığımız zaman yine Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki
Cennete bir çağrı olsa diyor, bir kişi girecek, ümid ederim ki acaba o ben miyimdir? Cehenneme diyor çağrı olsa, düşünürüm ki acaba o ben miyimdir? İnsan korku ve ümit arasında olmalıdır ve insan Rabbine karşı yaptığı ibadeti asla beğenmemelidir. Sevgili kardeşlerim ve dostlarım, şunu çok iyi aklınıza koymanız lazım. Bugün ben Allah'ın velisiyim diye ortada dolaşan insanlar, haklarında hiçbir delil olmadığı halde Allah beni dost edindi diyen insanlar, dünyadayken kibir ve eminlik enaniyetiyle yürümüyor mu? Biz bak ben Allah-u Teala'nın dostuyum, hakkında hiçbir delil olmadığı halde. Peki Hazreti Peygamber böyle miydi? O diyordu ki Allah'ın rahmeti olmasa sizin şu anınızdaki peygamber dahi kurtaramaz diyor. Allah'ın rahmeti olmasa. Ama bugün peygamberinin varisi olduğunu söyleyen, Allah-u Teala'nın da onları dost olarak seçtiğini söyleyen birçok kişi, özellikle alimlerin helak olduğunu söyleyen bu dönemde veliler olarak ortada dolaşan insanların haklarında hiçbir delil olmadığı halde kendilerini cennet ehli görüyor ve insanları da cennete götürebilecek kadar da kendilerinde bir seviye görüyorlar. Peygamber Efendimizin elini tutan amcası kurtaramamışken, onu çocukken büyüten amcaları kurtaramamışken, bugün bir sürü veliyim diye ortada dolaşan insanlar bir tane adamın elini tutarak kurtardığına inanıyorlar. Onun için sevgili kardeşlerim, bu insanlar Hazreti Peygamber'i daha mı çok geçti ki? Hayır. Hayır. Bu insanlar birilerinin onların neslini yüceltmesiyle, yükseltmesiyle şımardılar da kendilerini iyilerden bildiler. Hiç şeytanın misalini düşünmediler. Hiç kendilerini Allah-u Teala beni dost seçtiğine dair bir delil yok demediler. Ve bu benlikleriyle birlikte benim elimi tutan kurtaracaktır ve ben de size şefaat edeceğim demekte deyip de ortada dolaşmaktadırlar. Ve bu insanlar ben iyiyim derken ne kadar kötü olduklarını görmeniz gerekmez mi? Ben iyiyim dedikleri şey onların kötülüğünü bağırıyor aslında. Ben gerçekten kötüyüm, ben aciz bir insanım, Allah'a karşı nasıl hesap vereceğim bilmiyorum diyen insan işte iyidir. Ama ben iyilerdenim, seni de şefaat edeceğim, kurtaracağım evladım diyen adam ise kibirli, cehenneme yuvarlanan birisidir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına derken, evladım babam peygamber güvenme derken, Nuh aleyhisselamın evladıyla olan münasebetini biliyordu. Nuh aleyhisselam gibi bir zat oğlunu, karısını kurtaramadı da dedi ki ey evladım dedi gemiye bin. Ey evladım gemiye bin, dünya kalmayacak. Helak olacak her şey, bin dediğinde o binmedi, dalgalar onu alınca da dedi ki ya Rabbi dedi o benim evladımdı. Allah-u Teala ona ne dedi? Ey Nuh, senin cahillerden olmanı tavsiye etmem. O senin evladın değildi. Senin evladın değildi. Senin evlatların ancak sana iman edenlerdir. Bakın sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de çok güzel örnekler ve kıssalar vardır. Hiç kimsenin kurtaramayacağına dair. Ancak Allah'ın rahmet ettikleri ve rahmetine talip olanları, ihlaslı olanların müstesna olduğu bir durum vardır. Kendini beğenenler ise her daim helak olmuştur. Siz düşünmez misiniz? Şu falancanın hocası şefaat ediyor, bu filancanın hocası şefaat ediyor. Siz Resul-i Ekrem'in mahşer gününü anlattığını, şefaat için bütün nebilerin dahi onun kapısına gittiğini hatırlamıyor musunuz? Bütün nebiler, resuller, bütün mürseller bile Hazreti Peygamber'den şefaat dilendiği bir günde bu hocalar, şeyhler nasıl oluyor ki herkese evladım ben sana şefaat edeceğim sen de bana diyor. Bu eminliğin altında yatan şey nedir? Bu eminliğin altında yatan şey şeytandır kardeşim. Çünkü şeytan kendisinden ve davasından emindi. Yanlış yolda olduğunu bile bile. Allah'u Teala'ya kendinde hala kendini ispatlamaya çalışıyor şeytan. Diyor ki hayır diyor, sen beni seçmedin. Seçmedin, sen Adem'i seçtin. Ben daha iyiydim diyor hala şeytan. İbret almıyorlar mı kardeşlerimiz? Etrafta bir kişi derse ki ben Allah'ın velisiyim, eğer hakkında Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerle apaçık bir delil yoksa bilin ki bu kafirdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki kim müminim derse kafir, kim alimim derse cahildir demiştir.
Bir kişi niye der ki ben müminim? Hem de ne müminim? İnşallah dese başka. Ama bir kişi dese ben mutlaka müminim dese, kendisini cennetlik olduğunu söylese, bu kendisinin, Rabbinin ondan razı olduğunu düşünen, kendi yaptıkları ibadetle övünen, kendi yaptığında bir hayır olduğunu zanneden insandır. Hangi amel Rabbine layıktır ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığında demedi mi? Ya Rabbi, ben seni hakkıyla tasdik ve tesbih edemem. Sen ancak kendini hakkıyla tasdik ve tesbih edebilirsin. Çünkü sen sonsuz kudret sahibi, ben ise senin naciz kulunum. Peki ne oluyor ki bugün Peygamber Efendimiz alemlerin Rabbi olan Allah'a boyun eğmiş, kendi acziyetini kabul etmiş, buna rağmen kendi acziyetini kabul etmeyen şu ortada büyücüler, cinciler, kahinler, şeyhler, ne olmuş ki bu eminlikleriyle peygamberleri geçmişler? Bakın sevgili kardeşlerim, bugün Allah dostu diye ortasında gittiğiniz binlerce insan göreceksiniz. Allah-u Teala ise diyor ki benden başka veli ve dost edinmeyin diyor. Benden başka dostlar edinmeyin. Yok şu dosttur, bu dosttur demeyin. Beni dost edinin diyor. Ama o Allah'tan gayrı edindiğiniz o dostlar size ne söylüyor? Diyor ki sen Allah'ı bırak, beni düşüneceksin. Allah seni kurtaramaz, ben seni kurtarım diyor haşa ve kella. Ve bunları bütün kaynaklarında görüyorsunuz. Allah ise benden başka veliler edinmeyin diyor. Dini sadece Rabb'e halis olarak ibadet edin. Bu dini sadece Rabbinize halis kılın, has kılın. Peki ne oluyor ki peygamberler, nebiler, rasuller Allah'a çağırırken, davet ederken bunlar kendilerine davet ediyor? Çünkü bunlar kendilerini iyilerden biliyor. Allah-u Teala peygamberleri arasında bile sadece İbrahim Halilullah'a özel bir makam olarak Halilim demiştir. Şimdi bu insanlar ne diyorlar? Ben Allah'ın dostuyum. Onlar ne diyor? Siz Allah'ın dostusunuz dediğinde İbrahim Halilullah'ın Allah tarafından verilen o makamına talip oluyorlar. Ve bu benlikleri ve eminlikleri haklarında hiçbir delil olmadığı halde kendilerini iyilerden bilmeleri ise onları ebedi cehenneme kendilerini sürüklediği gibi ardında gidenleri de sürüklüyor. Bu sebeple siz kendinizi iyilerden bilmeyin. Eğer kendinizi iyilerden biliyorsanız, eğer kalbiniz ve ruhunuz her şeyiyle kendinizi yeryüzünde en günahkar kabul etmiyorsa, başka insanı kendinizden daha faziletli olduğunu düşünmüyorsanız, o zaman hakikaten iman bile etmiş olamazsınız. Şimdi ayet-i kerime ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir kişi kendisi için istemiş olduğu bir şeyi bir başka kardeş için istemezse hakikaten iman etmiş olmaz diyor. Bak bir kişi kendisi için istediği bir şeyi başka kardeşi için istemezse bile hakikaten iman etmiş olmaz diyor. Bu kendi kardeşini, o Müslüman kardeşini kendini tercih etmen anlamına geliyor. Kendini ondan daha aşağıda gören, bak ben bunu istiyorum ama benim kardeşim de buna layıktır. Ama bugün şu topluma baksanıza, en iyi arabaya ben binmeliyim. Niye? Çünkü ben ona layığım. En iyi evde ben oturmalıyım. Niye? Çünkü ben layığım. En akıllı benim. Niye? Bunlar saf diyen insanlar kendilerini hep iyilerden olduğunu zannediyorlar. Allah ise kendini günahkar olduğunu bilen, kabul edenleri seviyor. Size bir Musa aleyhisselam kıssasından bir kıssa anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bundan bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Allah'a sığınırım yanlıştan. Şimdi Musa aleyhisselam bir gün dedi ki ya Rabbi, bu yeryüzünün en günahkarı kimdir? Allah-u Teala ona dedi ki ey Musa, şurada bir köye git. O köyde çeşmenin yanında oturan bir adam göreceksin. Odur dedi. Musa aleyhisselam yola gitti ve bir tane adam gördü, çocuğuyla birlikte oturuyor. Dedi ki tamam, dünyanın en günahkarı buymuş. Dedi ki ya Rabbi, peki yeryüzünün en iyisi kim? En iyisi kim? Dedi ki ya Musa, yine o çeşmenin oraya git, orada adamla çocuk göreceksin. Aynı bir baktı ki Musa aleyhisselam, aynı adam, yanında çocuğu. Bu işi anlamadı. Dedi ki ya Rabbi, bu çok günahkardı. Öyle demiştin, şimdi nasıl en temiz oluyor? Musa Nebi onun evladıyla olan konuşmasını duydu. Çocuğu diyor, dedi ki babasına,
Babacım dedi, bu yeryüzünün en günahkar kimdir? Evladım senin babandır dedi. Peki senin kurtuluşa ümidin yok mudur baba dedi. Vallahi evladım dedi, senin baban yeryüzünün en günahkarıdır. Ama Allah'ın rahmetinin yanında babanın günahkarlığı sadece bir hiçtir dedi. Allah o yeryüzünde kendini peşinen günahkar kabul eden o adamı yeryüzünün en hayırlısı ilan etti. Bu sebeple sevgili kardeşlerim, ben her zaman söylüyorum. Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bu makam asla hak ettiğimiz, istediğimiz, kazandığımız, ihlasla sahip olduğumuz, çok ibadetlerimizin neticesinde en iyi insan olduğumuzun neticesi değil. Sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın sonsuz cömertliğiyle yeryüzündeki en günahkar olarak kendini kabul eden adama verdiği ikramıdır bu. Bana vermiş olduğu bu görev sadece yeryüzünde en günahkar insan kendisini kabul eden adama verdiği cömertliktir. Siz de böyle yapın. Ne siz, ne ben, ne bir başkası. Asla ve asla sevgili kardeşim, Rabbimize zaten layık değiliz ve asla da olamayız. Asla da olamayız. Ama madem öyle, Rabbimizin bizden razı olmasını biz bilemeyiz. Ama en azından biz Rabbimizden razı olalım. Her halükarda razı olalım. Biz cehenneme dahi gitsek, Allah-u Teala ben kullarıma zulmetmem diyor. İnsanın muhakkak ki kendi elleriyle yaptığının neticesidir. Peki ben cehenneme girersem, Allah-u Teala'nın büyüklüğünden, kudretinden, azametinden, rahmetinden bir şey mi değişir? Değişmez. Peki Allah-u Teala beni cennete koysa, rahmetinden ya da hazinesinden bir şey mi eksilir? Madem ki böyledir, ben onun rızasını gözetip, siz onun rızasını gözetsek ve Rabbimizden her halükarda şu sonsuz nimetlerle verdiği hediyelerin şükrü olarak desek ki ya Rabbi, sen ikramı bol, sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olan yegane o muhteşem mükemmel güçsün. Sen dileseydin bizi yaratır azap da ederdin. Ama sen bize özgürlük verdin de bizi imtihan etmek istedin. Bize eşler verdin, evlatlar verdin, bütün kainat hizmete verdin, hizmetimize verdin. Hamd alemlerin Rabbi olan sanadır ya Rabbi deseydik. Ve deseydik ki ya Rabbi sen ne kadar güzelsin. Ya Rabbi böyle büyük bir güç takdir edilmeye layıktır deseydi. Sen cehenneme gitsen ne, cennete gitsen ne. Allah bizi hiç yaratmasaydı da bir hazine değil miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan naklen ne diyor? Saklı bir hazineydim. Bilinmek istedim diyor Rabbimiz. Peki Rabbim bizi yaratmasaydı kardeşim. Bizi yaratmasaydı da saklı bir hazine olarak muhteşem bir varlık değil miydi? O zaman biz madem ki bu kadar sonsuzluğun aziyetindeyiz. Madem ki böyle bir Rabbe sahibiz. Ve onu sen subhansın, seni tesbih ederiz. Ve vallahi bu tesbihimiz de sana layık değildir diyemez miyiz? Aslında direkt böyle demeliyiz. Resul-i Ekrem bir gün dedi ki, kim iki rekat tam manasıyla namaz kılacak? Kim? Ona dedi hırkamı verecek. Sahabiler başladılar ikişer rekat namaz kılmaya. Hepsi bir sürü dünyalık düşündü. Hazreti Ali Keramallahu Veçhe dedi ki ben kılarım ya Resulullah dedi. İki rekat namaza durunca namazı bitirdiğinde Resul-i Ekrem ona sordu. Ya Ali ne yaptın? Dedi ki ya Resulullah namazdayken aklıma geldi ki acaba eski hırkayı mı vereceksiniz yeni hırkayı mı? Bakın yeryüzünde hiç kimse yok ki Rabbine tam manasıyla mutlak teslimiyetle sadece kalbini ona yönetmiş olarak iki rekat namaz kılsın. Biz insanoğlu iki rekatı Rabbimize tam yönelmiş olarak namaz kılamayan insanlarız. İki rekat ömrümüz boyunca dünyalık düşünmeden sadece Rabbimize yönelmiş olduğumuz iki rekat namazımız yok. Buna rağmen mi Rabbim bu kadar rahmet ve bağışlayıcı? Evet kardeşim. Buna rağmen çünkü o küçük olanı seviyor. Onda küçüklük vasfı yok. O kendisine karşı büyüyeni sevmiyor. Çünkü büyük olan o. Azim olan o. Yüce olan o. O nefsini yücelteni. O kendini yücelteni. Allah-u Teala'nın vasfı olan kibriyayı acizliğine yaratılmış olmasına rağmen
kendisine o kibir vasfını Allah-u Teala'nın almasını ve kendini yükseltmesini, o Zülcelal-i ve ikram olan Allah sevmiyor bunu işte. Diyor ki kibriya benim vasfımdır çünkü ben büyüğüm. Ancak ben büyüklenebilirim. Onun yarattığı sonsuz aziyette olan kulun büyüklük neyi nedir? Neyle büyük olabilirsiniz ki kardeşim? Yaratmaya muktedir misiniz? Hayır. Kendinizi yaşatabilir misiniz? Hayır. Uyku bile, Allahu Teala uyku bile uyumayacağım diye direnseniz bir yerde çöker kalırsınız. Madem ki sonsuz kudretin tecellisinin elinde sadece onun izniyle hareket eden bir kuklasınız. Ya kukla sahibinin meziyetini övsenize. Kukla sahibinin meziyetini tasdik etsenize. O ne güzel özgürlük vermiş. O ne kadar çok lütfetmiş. Diyor ki ey insan diyor. Sana evi veren benim. Arabayı veren ben. Eşi ben. Veren ben. Çocukları veren ben. Nice milyarlarca hücreyi emrine amade eden ben. Kainatı, yaprakları, güneşi, ayı, yıldızları senin emrine veren ben. Bunun karşılığında diyor. Bunun karşılığında. Sadece teşekkür et. De ki ya Rabbi sana sonsuz teşekkür ederim. İşte o teşekkür ve dua ne biliyor musunuz? İşte o namaz. Diyor ki ey kulum 17 dakika gel. 17 dakika bana dua et. Ne diyeyim ya Rabbi? De ki ya Rabbi senden başkasından medet istemem. Sadece sana kulluk ederim. Ya Rabbi beni dosdoğru yola ilet de. Ya Rabbi sapmışların beni yoluna iletme. Beni muhafaza eyle de. Ya Rabbi sen bana dünyada da iyilikler ver, ahirette de de. Allah bizi 17 rekatla günde 5 defa kendisine duaya çağırıyor. Bu aciz kullar kendisine dua ediyor. Okuduğumuz Fatiha kendimize ettiğimiz duamız. Ve Rabbimizden acıma ve merhametle ya Rabbi biz sonsuz küçüklükteyiz bize acı ve merhamet et demeyecek kadar katılaşmış yürekler. Küçüklüğünü kabul etmeyecek kadar büyümüş yürekler. Bak etrafta ne kadar büyük ben Allah'ın velisiyim, Allah'ın evliyasıyım, Gavsül-i Azam'ım, Müceddüdü Ekber'im diyen nice neceler dolanıyor. Allah nezdinde o sonsuz kudretin tecellisinde sonsuz hiçten başka bir şey değillerken. Onun için kardeşim, siz şunu bilin, yeryüzündeki en günahkar, en aşağılık, en kötü insan sizler ve bizlersiniz. Bunu kabul edin. Bu gerçekten böyle laf olarak değil. Hangi yüzümüz var ki Rabbimize çıkacağımız? Hangi yüzümüz var ki ya Rabbi sana layık bir kul olduk diyebileceğimiz? Madem ki böyle sonsuz kudretin tecellisine sonsuz bir hiçiz, bari ya Rabbi sen bizi bağışla affet, biz küçüğüz, sen bizi küçüklüğümüzde kabul et diyemiyor muyuz? Onun için sevgili kardeşlerim, alemlerin Rabbi olan Allah, yüce, övgüye ve hamda layık olandır. Biz bütün günahkarlığımızla, bütün hiçliğimizle ona dönelim, ona yalvaralım ve peşinen en günahkar olduğumuzu peşinen kabul edelim. İnşallah o lütfu ve ikramıyla küçüklüğümüzü kabul edersek inşallah bizi bağışlayan ve affeden, inşallah dünyadaki hediyelerinin karşılığında daha büyük hediye cenneti ikram eden olur inşallah. Bakın kardeşim, bizler hepimiz günahlarımızla cehennemi defalarca kazandık. Dünyayı versek de cenneti kazanamayız. Dünya gelip geçici 3 günlük bir şey. Ama cennetler ise ebedi saltanatlar ve muhteşemliktir. Madem ki öyledir, 1000 tane dünyan olsa, bu 1000 tane dünyayı Rabbin yolunda versen cenneti kazanamazsın. Madem ki cenneti kazanamayız. Cehennem ise kulun kendi yaptığıyla kendi hak ettiğidir. Madem öyle onun lütfuna sığınamaz mıyız? Ya Rabbi sen ne kadar cömertsin ve ben ne kadar kötüyüm diyemez miyiz? Onun için kardeşim Rabbimizin rahmetini eğer diliyorsak mutlaka ve mutlaka onun kafasında en günahkar olduğumuzu peşinen kabul edelim. Çünkü bu gerçek olan. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun kardeşim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim.